Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle benim rahmetli anneannemin çok ama çok güzel yaptığı olma çorbası yapacağız. Başka memleketlerde olma çorbası da diye bilinebilir bu çorba. Tavamın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Tereyağım eridikten sonra hazırlamış olduğum olmaları içerisine ekleyeceğim ve güzelce kavuracağım. Diğer bir taraftan da çorbanın sulu kısmını hazırlayacağım. Bunun için de bir miktar olmayı tepsimin içerisinde bıraktım. Tepsimde kalan unu da telef etmeden çorbamın sulu kısmının içerisine alacağım. Bir kısmı kavrularak eklenecek, bir kısmı da bu şekilde eklenecek. Şimdi oda sıcaklığında suyumu ekliyorum. Benim olmalarım fazla olduğu için 1,5 litreye yakın su ekleyeceğim. Şimdi olmalarımı da, tepsimdeki olmalarımı da suyumun içerisine ekliyorum. Suyum orada kaynayacak, çorbamız suyu. Şimdi eriyen tereyağımın içerisine olmalarımı ekliyorum. Altını biraz açıyorum ve güzelce kavrulmaya bırakıyorum. Olmalarımı kavuruyorum gördüğünüz gibi. Burada eğer çok büyük parçalar yaptıysanız onları böyle spatula yardımıyla böyle iki parçaya bölebilirsiniz. Karıştıra karıştıra kavurdum ve altı kısık ateşte. Bunun sebebi de şuradaki küçükler. Çünkü küçükler hızlı kavruluyor, büyükler daha geç kavruluyor. Bu yüzden altı kısık da böyle sürekli karıştıra karıştıra kavuruyorum. Güzelce kavurdum olmalarını. Şimdi içerisine şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, pul biber 2 tatlı kaşığı kadar. İsterseniz tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar salçalarımın da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ben çok azıcıktan salça ekleyeceğim. Şöyle azıcık bir miktar daha domates salçası ekliyorum. Rengi güzel olsun. Diğer tarafta çorbamın sulu kısmı da kaynamaya devam ediyor. Olmalarımın salçası da güzelce kavruldu ve artık olmalarım hazır. Şimdi çorbamın suyunun kaynamasını bekleyeceğim. Çorbamın suyu kaynadı. Taşmaması için hemen altını kısıyorum. İçerisine attığım topaklar da gayet güzel pişmiş. Şimdi 5-10 dakika kadar kaynatacağım. Çorbamın olmaları hazır. Şimdi suyunu da hazırladım. Şöyle içerisine attığım topaklar da pişti. Onları da size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi en güzel noktaya geldik. Karışımımı çorbamın içerisine ekleyeceğim.
çorbamı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Çorbam hazır. 10 dakika kadar kaynattım ve iyice kendine geldi. Rengi düzeldi. Üstünün köpüğü kayboldu. Ve mis gibi bir kış çorbası, mis gibi bir anneanne çorbası oldu. Kanala abone olmayı, çok güzel videolarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Her zaman bir tutamda inci YouTube kanalımda kalın.